Bilenler bilir ama bilmeyenler için Hazar Balcı'yı ve projesini kısaca özetleyeyim. Efendim www.sitonotes.com. Evet, Sitonotes. Nedir Sitonotes derseniz, bizler dünya klasikleri olabilir, ülkemizde klasikler olabilir. Bazı parçaları çalmak istiyoruz diyor gençler olarak. Gitarla, piyanoyla artık neyse hangi enstrümanı. Doğru notaları bilmem lazım diyor. Her dilden, her evrensel tabii dilin, evet, müzik notasında her ülkeden notalar geliyor ama kimi doğru, kimi yanlış. Kimi az doğru, kimi çok yanlış. Evet. İşte burada bir nota bankı yapacak ve doğru notaları doğru kişilere sunacak. Ama burada asıl önemli girişimciliği e-ticaret. Yani bunu internet üzerinden satacak. Evet. Ülkemizde de belki en az ticari şekillerinden bir tanesi e-ticaret. Hızla yükseliyor ama hala yeterli değil. En çok Tolga biliyor bunu. Bu konuda yani e-ticaret konusunda ülkemize bir katkı sağladığın için, bunu düşündüğün için sana çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve müzik, evrensel dil müzikte doğru notaları bulduğun için de tebrik ediyoruz. Bakalım projeyi ne kadar geliştirdin? Bakalım finale gidebilecek misin? Hazar'cığım, tamam, bol şans. Öncelikle Fuat Bey'in de bir önceki bölümde dediği gibi domaini satın aldım 5 yıllığını. Şu anda sitonotes.com yazarsanız tarayıcınıza, siteniz yapım aşamasındadır diye bir sayfa çıkıyor. Bunun dışında sitemde doldurmalar yaptım, biraz daha notalar eklemeye başladım teker teker. Bugün size isterseniz demosunu sunayım, böyle yanınıza gelerek. İkişer ikişer de bakabilirsiniz, sitenin demosu. Evet, sen burada sunuma devam et. Şüphelerimiz izleyecektir. Gizlesin. İngilizce site üzerinde çalışıyorum şu an. Site şu an Türkçe. Fakat İngilizcesi üzerinde çalışıyorum. Uluslararası bir site olduğu için. İngilizceden sonra ek diller, Almanca, Fransızca neyse artık diller ekleyebiliriz. Daha sonra logoyu değiştirdim. Okuldaki öğretmenlerime, arkadaşlarıma sordum. Logodan ne anlıyorsunuz diye. Yani buradan ne anlam çıkarabilirsiniz? Kimse bir şey anlamadığını söyledi. Ben sadece bana çok katılmıyorum. Bence ilk logon çok güzeldi. Benim şahsi fikrim ama Tolga abini de sevmemişti. Devam. Çünkü logo çok karışık geldi. Sadece orada nota var. Bu müzikle alakalı bir şey dediler. Ben de dedim iç şekil kalabalığı yapmaya gerek yok. Madem sadece nota bir şey ifade ediyor, ben de nota yaptım sadece logoyu. Sonradan Meltem Hanım'ın dediği gibi piyano geliyor aklıma demişti. Siyah beyaz geliyor aklıma demişti. Ben de Sitonotes yazısındaki T'lerden birini siyah nota şeklinde yaptım. Dolayısıyla hem logo ilk baktığınızda siyah nota dikkatinizi çekiyor. Sonra indirim kuponları oluşturdum. Her üyeye aylık olarak veya haftalık olarak verilecek indirim kuponları. Vergi ücretlerini ekledim. Katma değer vergisi vesaire. Daha sonra şu an ne yaptım unuttum. Bir şirketi kurmak kalmış, bari onu da kur. Telifle ilgili ne yaptın? Bir üst aşamada önce bu yarışmadan birinci çıkarsam ilk işim logonun patentini almak, site tasarımının patentini almak ve ismin patentini almak olacak. Çünkü internet ortamı öyle bir şey ki bu site yarın öbür gün başka bir isimle karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla ilk işim patentini almak olacak buradan çıkınca. Şöyle bir telif konusu konuşmuştuk bir önce geldiğim bölümde. Bu notaların hak sahipleriyle ilgili dengeyi nasıl kuracaksın, onlara paylarını nasıl vereceksin diye. En ana konu buydu bence bu projenin başarılı olması için. Onun için de şöyle bir araştırma yaptığımda birkaç dernek buldum. O dernekle anlaşıyorsunuz. Yani sanatçılar o dernekten alıyor haklarını. Evet. Siz tek olarak derneğe veriyorsunuz. Sanatçılar da gidip dernekten alıyor. Böyle çözmeyi planlıyorum. Hani. Peki yani ama vefat etmiş sanatçılar var. Uzun zaman evvel ölmüş sanatçılar var. İşte Rahmaninoflar, Çarkovskiler, hani onlarla ne yapacağız? Yakınları mı alıyor? Onun soyları, yakınları alıyor. Yakınları süre alıyor. İçinde o şekilde sonra anonimleşiyor. Anonimleşiyor. Burada şöyle bir işbirliği sunmuştu Meltem Banko. Demişti ki müzisyenlerle ortak çalış. Win-win bir çalışma yap. Evet, win-win bir çalışma yap. Yani hem sen aslında onların notalarını sat, hem doğruyu sattığın için aracı olacaksın. Sen hem sen kazan hem de telif hakkından sanatçı kazansın demişti. Aslında Vatan, meslek birlikleriyle yapılan anlaşma senin dediğine geliyor. Aynen değil mi? O payı oraya ödüyorlar, oraya. Onlar da sanatçılar. O da yıllık sanatçılar. Peki ne oldu? Tamam işte biz kurduk şirketi. Kaç yaşındasın sen Hasan? 15-16. Hayır, bence kurmadık. Bence temel sorunlar duruyor. O gün de yaptığım bir iki eleştiri vardı ve yaşı büyük ve çok özgüvenli olduğu için kendisinden izin alarak çok rahatça eleştirmiştim. O da bunları kaldırıyor. Şimdi öncelikle ben de zamanında çok yaptığım bir hata bu.
işin ana konusundan öte bazı dış halkalarda kalan detaylara çok boğuluyoruz. Yani çok basit bir örnek vereceğim ama 5 yıllık domain almış. Halbuki yürümeyen bir proje için 5 yıllık almaya gerek yok. 1 yıl alıp deneyip uzatabilir. Yani çok detay şu anda bahsettiğim. Veya işte başka yapacağı faaliyetlerden bahsediyor ama henüz ana sattığı ürünü nasıl tedarik edecek, katma değeri ne olacak, kimlerle paslaşacak falan oralarda çok mesai harcamamış görüyorum hala. Bilmiyorum katılıyor musun Azar? Onu da kısaca şöyle açıklamak gerekirse, geçen programı izlediğimde de ben de fark ettim. Sürekli yanlış nota satmak üzerinden gitmişim. Ana duyguyu orada, ana şeyi, projeyi kaçırmışım. Ana projeyi kısaca şöyle söyleyeyim. Bizim okulda müzik kulübümüzde biz orkestra halinde çalışıyoruz. Ve mesela piyano notası bulduğumuz sitede gitarın notasını bulamıyoruz. Dolayısıyla ben hem doğru halini hem de bir yerde bütün enstrümanların olduğu bir şekilde sunuyorum burada. Bunu senden ilk defa duyuyoruz ve bence çok önemli bir katma değer vatan bu. Çok doğru. Peki burada yine Tolga abinin sorusuna cevap tam alamıyoruz. Nereden bulacaksın? Bankanı doldurmak için, nota bankanı doldurmak için ürünü, malı yani notaları nereden buluyorsun? Nasıl bir araştırma yapıyorsun? Her sektörde tedarik denen şey çok önemlidir. Yani nereden tedarik edeceksin? O işte şöyle, mesela Türk Sanat Müziği notaları için TRT'nin arşivini kullanılabilir. İstanbul Radyosu'nun arşivi, birçok arşiv var. O sağlıklı olmaz. Bunları... Ben orada hemen girmek istiyorum lafa. Çünkü bazı notaları her ses söyleyemez. Ya da her çalgı, nefesli çalgılarda çıkmaz. Biz bunlara transpozeler diyoruz. Yani notalar düşürülerek, oktav düşürülerek ya da yükseltilerek yeni baştan tasarlanıyor. Evet. O yüzden ana konusunu, orijinalini bulabilmenin yollarını, yöntemlerini bulmalısın bence. Bunda tek kaynağı internet olabilir. Başka ne olabilir? Zaten e-ticaret müzik projeleri... Müzik firmaları olur. Pardon. Evet, doğru. Müzik firmaları olur. Müzik plakçıları olur. Şimdi işte yeni CD'ler çıktı. CD doldurucuları olur. Nota avcısı diyelim bundan sonra. Aslında şöyle, diğer yarışmacılara göre Hazar'ın en büyük şanssızlığı, hepimizin az çok bir müzik kültürü, nota kültürü olduğu için... Hepimiz bir takım hukuki süreçleri de az çok hakim olduğumuz için fikirler söylüyoruz ama mesela bir işte Kita'nın daha önce acaba dünyada var mıydı, yok muydu, nedir bunun patente alınan bir şey midir bilmediğimiz için bize çok daha ayrıcalıklı geldi açıkçası. Ben projeyi çok beğendim. Geçen sefer de zaten beğenmiştim ve olumlu yönde oy kullanmıştım. Ve bu proje notalarla ilgili daha önce böyle bir sitenin olmamasından dolayı da ciddi bir proje olarak değerlendiriyorum. Bence bir adım atmış, projeyi geliştirmiş. Çünkü sitesini kurmuş. Domaini bir yıl, beş yıl fark etmez ama almış ve siteyi oluşturmuş. Bir takım müzikler, besteleri koymaya başlamış. Şimdi bir bardak var. Lafınızı bölüyorum. Çünkü süremiz daralıyor. Tolga abin bardağın boş tarafını sana göstererek katkıda bulunuyor. Katkıda bulunuyor. Bak diyor, yani yarısı dolu ama bak yarısı boş, doldurun diyor. Ümit Bey de diyor ki yarısı boş dolduracak ama bak yarısı da dolu diyor. Şimdi bardağın dolu tarafını görüyor. Tolga abi de lazım, ben de lazım. Aynen. İşte o ben buradan baktığım için ikisini de görüyorum. Sana doğru aktarayım istedim. Son bir şey söyleyeceğim. Belki benim şahsi fikrim, çok büyük düşünmeden bebek adımları derler ya, girişimcilikte bebek adımları. Sen liseye gidiyorsun. Evet. Lisede çalınan ya da çalınması zorunlu şarkıların notalarıyla başlayabilirsin. Vatancığım, zaten e-ticaret projelerinde lokal mi global mi olacağını önce karar vermesi lazım. Yani Türkiye'yi mi ele alacak, Türkiye için mi tedarik edecek, yoksa tüm dünyaya mı hitap edecek? O ayrım, Vatan abinin dediği ayrıma zaten bir vesile olacak. Lokalle başlayarak globalleşebiliriz diye soruları çok güzel kotardık gibi geliyor bana. Son bir şey ekleyeyim projem. Hızla. Yenilik açısından. Meltem Hanım renginden bahsetmişti dediğim gibi geçen bölümde. Rengini düşündüm, değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi diye. Fakat renginin turuncu yapmamdaki asıl amaç aklıma geldi. 2014 yılında Birleşmiş Milletler'in kadına şiddete hayır sloganı ile çıktığı yolda resmi rengini turuncu seçmişti. Dolayısıyla bu kampanya kapsamında birçok bina o dönem içerisinde, 2 haftalık süreç içerisinde turuncuya boyanıyor. Hazar, inan branding, markalaştırma, pozisyonlama çok çok önemli. Renkler çok çok önemli ama halkalar var ya, önce merkez. Ürün ne katma değer katacak, kime ne yarayacak, nerede bunu ticarileştireceğim, tedarik ne olacak? Onu bitirince de bu halkalar ona sıra gelecek ve çok önemli. O zaman önemli. Şu da var, izleyicilerimiz görmüyor. Biz demosuna baktık. Aslında yine bu 1-2 haftalık süre zarfında Hazar sitenin çoğunu bitirmiş zaten. Evet, tıklanıyor, nota satın alma opsiyonları çıkıyor. Yani aslında e-ticarette en önemli olan şey beta haldeyken bile siteyi bir açmak.
O yüzden de hani zaten markalaşma konusuna çok önem veren birisin. Farkında sen imajsal olarak da çok şıksın. Bir evet. Mükemmel. Her şeyi onları zaten hep kafanın bir tarafında düşünüyorsun belli. Ama şimdiki aşama bence hemen siteni aç. Zaten ekran başındasın. Şu anda seni yüz binler izliyor. Bence siteni aç. Yavaş yavaş ticarete başla. O seni zaten doğru yöne iter. Lokalle başlayarak çok küçük cüzi fiyatlarla öğrenci arkadaşlarına liselerde okutulan şarkıların gerçek notalarını yayınlayarak başlayabilirsin. Sen de bugünün kazanan girişimcilerinden birisin. Teşekkür ederim. Teşekkürler.